Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere MSI Afterburner nasıl kullanılır, güvenli overclock ve ekran kaydı nasıl alınır onu göstereceğim. İyi seyirler. Solut kısımdan OC yazan kısma tıklıyoruz. Ve scan dediğimiz anda yaklaşık 1 saate yakın bir araştırma deneme yanılma yapıyor. Yani buradaki MHZ yazan clock hızımız ve bellek hızımızı artırıp düşürerek en uygun, en stabil, safe yani güvenli overclock yapmaya çalışıyor. Ancak bu ekran kartınız iyiyse çok bir fark etmeyebilir. Fark edebilir de overclock edition değilse, ama sıcaklığınız artacağı kesindir. Bunu göz alarak yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi ayarlar kısmına gelelim. Ayarlar kısmına bastık. Buradan genel ayarlar kısmında GPU'muz var ve diğer donanım izleme ve kontrol net birleştiriye tıklayıp ve buradaki benim yaptığım gibi 4 tık işaretleyip gerisini boş bırakıyor. Bu donanım izleme dediğimiz RivaTuner, yani şu anda aşağıda açık olan RivaTuner Static Server dediği, bunu görebilmenizi sağlıyor. FPS'ini nasıl görürsünüz, kaç FPS aldığınızı, engine'in ne kadar ısındığını, ne kadar yüklendiğini görebilirsiniz. Burada fan var, fana geçiyorum ve izlemeye geldik. Buradan ben kendim sıraladım zaten. Ama siz nasıl sıralarsınız onu göstereceğim. Şimdilik az bekleyin, bir oyun açayım, orada göstereyim size. Oyunumu açtım. Gördüğünüz gibi ben de burada ekran kartımın ne kadar kullanıldığı, ne kadar sıcaklığa ulaştığı, işlemcimin ne kadar kullanıldığı ve sıcaklığa ulaştığı, RAM kullanımı ve FPS'imi görebiliyorsunuz. Bunu nasıl yaparsınız onu göstereceğim. Ben tek tek seçtim. Siz farklı şeylerle seçebilirsiniz. Ben bireysel olarak seçtim. Mesela burada benim işlemcim çok çekirdekli olduğu için burada bir sürü kullanım var, ama ben tek kullanımı seçtim. Peki benim gibi nasıl oluşturursunuz bunları? Şöyle göstereyim. Ben tek tek sıraya dizdim. GPU kullanımı görüyorsunuz, kullanım. GPU sıcaklığı, sıcaklık. Bunu bir tık aşağı alırsam, şöyle uygula dersem, temp yani sıcaklık üste çıkar. Ben bunu böyle yardım, siz de böyle ayarlayabilirsiniz ve nasıl ayarlayacağını da göstereceğim. Üzerinde tıklayıp, normalde bu tıklı değildir, kitle olmadığı zaman gördüğünüz gibi burada gözükmeyecektir. Üzerine deyip buradan OCD'de göstere tıklıyoruz. Sonraki adım ise buradan Override Grip Name ve grup adını üstüne yaz. Bunun bir gereği yok ama gruplandırım amacıyla lazım. İkisini de yapıp buradan ikisine ben GT30 yazdım. Bu kullanım için. Bunu uygula diyorum. Ve sıcaklığa geldiğimizde ise buradan grafik ismini aynı 1030 ama grup adını farklı yaparak temp yazıyorum. Yani sıcaklık sitesinde yazabilirsiniz. Bu şekil hepsini görebilirsiniz. Aynı yaptım. Buradan uygula deyip yapabilirsiniz. Burada başka bir ayar yok. Bilgi ekranı. Bilgi ekranını nasıl görürsünüz? Bilgi ekranını gösterme veyahut da gizleme. Ben num tuşlarını ekledim. Eksi, artı, çarpı. Şu an hiçbir şey yok. Ben bunu buradan direkt bunu yapıyorum ki kolaylık olsun diye. Benchmark'a geldiğimiz zaman benchmark olayda burada gördüğünüz min yani minimum, average yani ortalama, max da maksimum FPS. Burada görünen FPS değerlerini eğer ekran kaydı ya da oyun videosu çekiyorsanız en düşük ya da en yükseği ve ortalamasını size gösterir. Birini page up, diğerinde page down'a yaptım. Page up'a bir kere basarsanız ortalamasını en düşük ya da en yüksek almaya başlar. Page down'a bastığınız an o görünen değerler donar. Tekrar page up'a basarsanız devam eder. Ekran görüntüsü almasını geçiyorum. Zaten basit herhangi bir tuşa ayarlayıp ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ve video kaydı. Buradan gösterdiğimiz ayarları yaparsanız çok güzel kalitede demeyeyim de düşük bilgisayarınız varsa düşük kalitede olur. Ama benim tavsiyem bu ayarlarını yapmanız. Video kaydımı ben CTRL NUM1 tuşuna atladım ve manuel. Buradan ekran kaydımı, oyun kaydımı almanı seçtiğini istiyor. Ben karışık yaptım. Video formatımız MIJPEG sıkıştırması ve audio video AVI. Bunu seçin, değiştirmeyin. Kalitesi de burada %100 olur. Bunu 80 almanızı tavsiye ederim. Çünkü çok büyük boyutlara ulaşıyor dosya. 1 dakikalık dosya bile çok büyük boyutlara ulaşıyor.
FPS demesi iptal. En sona çektim. Buradan da video klasörü, yani kaydettiğimiz videonun nereye geleceğini görebilirsiniz burada. Ve buradaki ayarların hepsini katiyen yaptıktan sonra herhangi bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Buraya da geçiyorum. Profillere de geçiyorum. Kullanıcı ayarları. Burada bizim şu arkada gördüğümüz mesela Afterburner görüntüsünü tasarımını değiştirebilirsiniz. Burada gördüğünüz tasarıma geçecektir. Ben sade olması açısından bunu seçiyorum. Yoksa bir sürü değişik yeni nesil tasarımlar var. Benim kullandığım bu. Dediğim gibi MSI Afterburner ayarlarımız bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, sorularınız olursa da yorumlarda iletmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.